çıkar bakalım, kaldır kolları. Abla. Hı. Neden habire Hikmet abim arkadaşlarında kalıyor? Ders çalışıyor dedim ya ablacığım. Abla, hangi arkadaşında kalıyor? Sınıf arkadaşlarında, ben ne bileyim. Bir şey diyeceğim. Şimdi yarın babam yoğun bakımdan çıkıyor ya. Acaba bir hediye alıp mı gitsek? Ne dersiniz? Tamam, ne alacağız? Bilmem. Ona bakarız. Bence bir tek biri alırsak sevinir. Biz şunu da giyiyoruz hemen. Hop bacık. Hadi bakalım yatağa. Oh, hadi. Hadi. Abla, sen Barış abi neden savaştırdın? Çünkü kendisi öyle istiyor. Kendisi mi öyle istiyor? Evet. Barış olduğu günleri unutmak istiyormuş. Biz de o yüzden artık onu görmeyeceğiz. Abla, çok üzüldün mü? Yok ablacığım ya, niye üzüleyim? Babam iyileşti. Bundan önemli şey olur mu? Böyle günde üzülür mü? Her şey eskisi gibi olacak artık, tamam? Haydi yataklara. Hadi İsmo. Hadi gel bakalım. Gel. Tufan, sen eve git, ben biraz kalayım ya. Belli ki Filiz'in canı sıkkın. Biraz kız kıza konuşalım biz. Ya iyi de ben tek mi kalacağım Ferda'yla? Tamam, çabuk gel o zaman. Tamam. İyi, gittim o zaman. Tamam, git hadi. Geç kalma ha. Gecikmem hadi. Meğer eski sevgilisine dönmüş. Ay ben hiç yakıştıramadım ya Barış'a böyle bir şey. Lan boş ver ya. Vallahi çok iyi oldu gördüğüm ha. Salak gibi peşinden koşacaktım ben de. Rezil edecektim kendimi. Çok iyi oldu, oh. Tabii ki, oh oldu. Görsün bakalım sensizlik nasıl oluyormuş. Anlasın şimdi. Aman ne anlayacak be? Dengesiz. Aman neyse, konuşmayalım. Ben yoluma, o yoluna. Babam iyileşti. Şu Hikmet meselesini de çözeyim ben, tamam. Kuzum benim. Artık yatman lazım, yoruldum. Yarın işe gideceksin. Doğru, işe gideceğim yarın. Aa, bana bak. Ben sana aslında ne anlatmadım? Ne? Cemil'in tayini çıkmış. Gidiyormuş. Ay hadi inşallah ya. Ay gitsin de şu mesele kendi kendine çözülsün ya. Bir de diyor ki, sen de benle gel diyor. Hı. Yeni bir hayat kuralım diyor falan. Tövbeler olsun. Yok artık. Bence aptal ettik çocuğu. Yazık. Sen tabii Barış'ı onun yanında tersledin ya. Hemen kendine pay çıkarmıştır. Bir sinsi. Hadi ben gideyim artık. Hadi sen de yap. Gece gölgenin rahatına bak, bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koydu ortasına, dön dedi döndü ki voltasına. Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy bardağına. Hadi gönlümü vurdun da, söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda, bir öpücük kondur boynundan. Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Sabah gecenin üstünden, üstüne düştüm üstünden. Üstüne üstlük küskünler, geceyi küskünler. Kalem kağıda almışsa, güneş geceyi sarmışsa. Ölüm kapıda durmuşsa, ecel sonumuz olmuşsa. Gece gölgenin rahatına bak, bir de dön kaderimin bahtına bak yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak.
Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koyduk ortasına, dön dedi döndük voltasına. Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy bardağına. Hadi gönlümü vurdun da, söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda, bir küçük kondur boyunda. Biraz doğru başucumda, kan ter kalmışım uçurumda. Azra... Çorba getirdim, paça. Sağ ol. Hoş geldiniz. Merhaba. Geçmiş olsun Fikri Bey. Ben size paça çorbası yaptım. Şifadır. Ay Şeyma Hanımcığım, vallahi sizden başka düşünen yok beni ha. Sarımsaklı mı bari? Aa, sarımsaksız paça çorbası mı olur canım? Bir de şey varmış, bacakları kırık bir kadın varmış. Ona da iyi gelir, kemiklerini hemen kaynatır. Ay, hiç zahmet etmeseydiniz, onun tedavisini başka türlü üstlendiler zaten. Hı? Ya Tülay, tamam yeter, bu kadar da eziyet etme yeter. Eziyet. Şeyma Hanımcığım, gel kalktan kalk git. Gel. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Ya maşallah Fikri Beyciğim, yani bir sürü şey atlattınız. Böyle dimdik ayaktasınız ya. Nasıl dimdik? Dimdik. Ya, televizyonlara bile çıktı. Nasıl? Sen dur, o paçadan iki tane içeyim, ondan sonra ben daha nerelere çıkacağım. İki tabak değil ha, bir tabak yiyeceksin. Pişman etme beni. Getireceğim şimdi, dur. Şeyma teyze, Yeliz geldi mi? Ha yok, ses seda yok. Gelmedi. Aramadı da değil mi? Ben diyorum kaçtı gitti diye ama annem konduramıyor işte. Ay vallahi kaçıp gitmiş olabilir yani. Kaşı gözü oynuyordu kızın. Yeliz kim? Ya kızım var ya işte ya. Gittin aldın getirdin hani ciğerci. Ay tamam o gitmiştir ya. Gitmiştir ama gelir, merak etmeyin. Sizin kalabalığınıza dayanamamıştır. Ya Cemil'e bir haber mi versek? Bir şey gelmesin kızın başına. Ay her şeyi de bilir. Şeyma teyze, Zeynep bizde kalsın olur mu? Yani çok zahmet oldu sana da, teşekkür ederiz. Ha yok, bende kalsın. Sizde kalsın Şeyma Hanımcığım ya, bize bir boğaz daha çıkartmayın Allah'ını seversen. Baba torunun o senin ya, ne biçim konuşuyorsun? Yok Fikri Bey haklı. Bak burası zaten çok kalabalık, bende kalsın işte. Şeyma teyze, dayıları teyzeleri burada. Burada kalsın Zeynep. Yeliz gelince buradan alır. Yeliz gelirse tabii. Ne var? Abim geldi. Allah şükürler olsun ya. Abi babam döndü. Ulan ben seni var. Rahmet. Tamam ya, yeni geldi, korkutma şimdi. Çağında böyle oluyormuş. Benim kızım olduğu için ben çok bilmiyorum ama bu erkek çocuklarında birazcık daha başka oluyormuş. Biz de geçirdik o çağları Şeyma teyze. Böyle olmadık yani. Hayatım ama sen dahisin yani. Herkes senin gibi olacak diye bir şey yok. O annesine çekmiş, annesine. Öyle gel git takıldı. Giderse şaşırmayın ha. Baba ya. Ne? Ay. Ya Şeyma Hanım, yarından diyorum acaba işkembe çorbası mı yapsanız böyle? Etli ne oldu bu? Yaparım tabii, yapmaz olur muyum? Yaparım, seve seve. Yaparım. Çekimi çok özlemişim Tülay. Uyudu mu?
Tülay, ne yapacağız biz bu Hikmet'e? Ne yapacağız? Bırak kendi haline. Acısı var şimdi onun. Biraz toparlasın, sonra konuşuruz seninle zaten. Ama olsun ya. Bir aradayız sonunda. Herkesin sağlığı yerinde, şükür. Allah'a çok şükür. Kızım düşünsene, ben bile buradayım ya. 40 yıl düşünsem Tufan'la bu şekilde ayrılacağım aklıma gelmezdi. O sarı çıyan ne yaptı, ne etti? Kocamla aramı bozdu ya. Evimden oldum kadın yüzünden. Deme şöyle ya. Ya görmedin mi Tufan abi? Nasıl böyle boynu bükük duruyor? Vallahi benim içim acıdı ha. Acıma. Acınacak hale düşersin. Ya benim üzerime katır tırnağı koklamak neymiş bir görsün. Ben hiç acımıyorum vallahi kendisine. Oyunlara geldin sen. İyi. Zeynep'ciğim, yola doğru koşma. Hah. Ya Filiz, sen babam iyileşsin, iş bakacağım falan diyordun, ne oldu? İşte bir gazete alacağım, geleceğim. İş ilanlarına bakacağım öyle. Onlar mecbur, ne iş olsa yapacağım. Aslında o işlerin hiçbirisi sana olmuyor, biliyor musun? Ya bu kadar insan senin ağzının içine bakıyor. Birinin derdi bitse ötekinin başlıyor. Sen bir iş bulacaksın. Yarın öbür gün yine bu meselelerden dolayı kapının önüne koyacaklar yani. Ya ne yapayım? Kovacaklar diye iş mi bakmayayım? Yok canım. Öyle bir şey demek istemedim de. Aslında böyle kendi işin olsa, kendi kendinin patronu olsa. Ne var ya? Ne, kapıda kuyruk vardı Filiz Elibol işi kursun diye. Öyle deme kız. Allah Allah. Ne biliyorsun beklemediklerini? Sana patronluk çok yakışır ha. Hmm. Başımın belası ya. Yine ne oldu, ne oldu, ne oldu ya? Dur, 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 dur. Gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin. Zeynep, al İsmo'yu, eve gidin. Siz geliyoruz biz hemen, tamam? Hadi koş. Hadi bakalım. Allah aşkına benle gel ya. Ne bağırıyor ya? Ay ne var, ne? Ne bağırıyorsun ya? Tülay, neredesin sen ya? Hiç merak etmiyorsun. Öldün mü, kaldın mı burada? Ay sen onu Tufan'ı öpmeden önce düşünecektin. Ne oldu? Ama hep sizin yüzünüzden oldu işte. Tufan da gece gitti, gelmedi eve. Aa. Aa, neden gelmedi? Dedi ki, ben Tülay'ın olmadığı evde kalmam dedi. Kahvede yattı. Bana dedi ki, sen eğer Tülay'ı eve getirmezsen dedi, seni de kapının önüne koyarım dedi. Ay Tülay, ben ne yaparım bu soğukta dışarıda? Donarım. Ay ben ne yapayım bunu ya Filiz? Ha? Ya atsan atılmaz, satsan satılmaz. Başımı kaldı yemin ederim ya. Tülay. Ne var? Ben bir şey daha yaptım. Ne yaptın? Altıma yaptım. Ne? Ne yaptın? Ya. Ay yok artık ya. Aman sizin yüzünüzden oldu. Ben bu yorganı nasıl yıkayacağım kış günü? Allah aşkına Ferda ya. Ya tamam, Ferda. Tamam boş. Bak yemin ederim ya, inadına yaptı Filiz. Yemin ediyorum bak, inadına yaptı. Beni zor durumda bırakmak için yapıyor bunu ya. Ne inadına yapacağım ben? Ayaklarım buz gibi açıkta, soğuk evde dondum. Ya bu evin neresi soğuk be? Ya senin bu yaptığını İsmo yapmaz. Tülay tamam ya, kuru temizlemeciye götürürüz, bir şey yok. Ay leş gibi de kokuyor. Ne yedin ne içtin? Ay benim şişim kokmaz. Çekil, kokmaz benim şişim. Dur dur dur. Tülay. Günaydın abla. Günaydın. Günaydın prenses. Ya bu ne ya? Hiç değilse bir yumurta kırıp getirin, ölüyorum acımdan ya. Olay bu baba. Tamam. Yasak diyorum ya baba, yasak. Dün o çorbayı içtin zaten. Bir şey demedim Şeyma teyze yaptı diye, şimdi bunu yiyeceksin. Ne bu ya? Bu ne ki? Fare yese doymaz bunu ya. Ben hastaneden buraya geldim. Aç kalmayayım diye ölüyorum acımdan. Ah. Şunu önüne verdi Allah aşkına. Buyurun. Hadi baba hadi. Bitecek o tabak. Oh.
Zaten daha evine bir ekmek bile getirememiş bir insan hayat hakkında ne bilir? Çocuksun sen. Git ailenin yanına okulunu bitir. Beni de unut. Hikmet. Gel. Hikmet. Kahvaltı yap. Hikmet. Bunun yediği dayak az geldi ha. Yemin ediyorum mahallenin ortasına döveceğim ben bunu. Ya tamam saçmalama hadi. Daha yeni geldi çocuk ya. İşte canı sıkıntı. Abarttı ama. Toparlanacak tamam. Bitti. Ne ara yedin ya? Oh. Beyin sağlık. Tamam yani. Bir de kapıyı çarpıyor ya. Ya tamam Allah. Neyse işte. Ben de kızına dedim ki yani ben bazen gelemeyebilirim. Bazen küçük kardeşimle gelebilirim falan. Hepsine tamam dedi. Çok iyi ya. Mahallede olacaksın zaten hep. Evet. Daha ne? Ya yazın da toplanır siz gelirsiniz. Öyle hep birlikte çeviririz dükkan. Geliriz tabii ya. Bize eğlence lazım zaten. Şunları kafamdan alın ya. Dur. Dur. Ay ciğerim. Ablacığım şöyle kenara çekelim. Hadi masayı çek. Gelin bakayım. Kırmızı açtı seni. Ciğerim. Ay ciğerim. Ne yapıyorsunuz? Toka poşetine sahip çıkarsın Kiraz. Tamam abla. Hep bu kız azdırıyor İsmet ha. Ya Tülay abla ya. Küçük çocuk ne azdırmaz? Ama öyle. Şimdi annesi falan yok ya. Ondan heyecanlı şimdi. Bu çocuğun annesi nerede ya? Böyle bırakılıp gider. Ya bir şey diyeceğim. Biz hani geçen gün konuştuk ya. Acaba tekrar konuşturmayı denesek mi? Olur mu? Olur. Yani. Bir deneyelim. Zeynepciğim, şimdi biz hani geçen sefer Rahmet abinle biraz konuşmuştuk ya, hatırlıyor musun senle? Şimdi yine böyle konuşacağız, tamam mı? Bak bizim bütün istediğimiz senin iyiliğin. O yüzden bizden korkma, tamam mı kuzum? Teyzem burada, dayım burada. Hı? Anlaştık mı? Kuzum, annen giderken sana bir şey söyledi mi? Kız var ya, bu senin hayatın. Bu senin her şeyin, bu bizim her şeyimiz. Sen bunu bir saniye bile yanından ayırmayacaksın, duydun mu? İşemeye giderken bile. Sen eğer bunu kaybedersen artık senin annen olmam. İçine bir şey koyduğumda kimseye söyleme ha. Sakın. Gel Zeynep'ciğim. Ver bakalım sen şimdi bana ayını. Tülay ablana cevap ver, tamam? Vermem ayını, bırak. Tamam. Tamam yavrum, tamam. Tamam Zeynep'ciğim. Ayın sende kalsın. Tülay ablana cevap vermek ister misin? Hı? Annem bir şey dedi mi sana gitmeden? Bize söyleyebilirsin. Bizden sana kötülük gelmez, değil mi? Neyse, hadi bakalım. Hadi İsmet'le oyun oynayın siz odada, hadi. Hadi Zeynep'ciğim. Hadi bakalım Kiraz, Fiko. Hadi, biraz oynayın. Koş. Kapıyı da kapatın ablacığım, hadi bakalım. Öyle olacak. Ay çocuk nasıl içine kapanmış ya öyle. Vallahi içim sızladı. Ya benim de içim gitti ya. Böyle ayı mayı tuttu ya.
olsak ya? Ben bir Cemil'e mi sorsam? Sen de meraklısın Cemil'i aramaya. Ne meraklı olacağım be? Adam polis, bir karakol hastaneyi arar. İyi, arayın. Ay, dünya yansa umurunda olmaz dedikleri bu herhalde. Ola anne. Bana bak. Sakın geri verme, sakın. Eğer senden isterse ağla, tepin vermeyeceğim falan de. Betül, kız var ya, bu senin hayatın. Bu senin her şeyin, bu bizim her şeyimiz. Sen bunu bir saniye bile yanından ayırmayacaksın, duydun mu? İşemeye giderken bile. Sen eğer bunu kaybedersen artık senin annen olmam. Zeynep. Zeynepciğim. Kuzum. Kuzum korkma. Kabus görmüş Kiraz. Hadi yat. Ben hep yanındayım. Hep yanındayım senin, tamam mı? Hadi yum gözlerini. Hadi yat. Geldiniz mi? Hikmet nasıl oldu? İyi. Esra diye sayıklamaya başladı bile. Çocuklar sordu mu bize? Sordular vallahi. Ben uydurdum bir şeyler, merak etme. Babam zaten sormamıştır nerede bunlar diye. Ya babanın umurunda mı dünya? Sen aç mısın, bir şeyler hazırlayayım mı? Yok, ben bittim ya. Ben gidip yatayım. Tamam, yat. Ben yarın sabah gelirim. Birlikte kahvaltı hazırlarız, olur mu? Tamam, tamam. Hadi. Hadi görüşürüz abi. Hikmet, ablacığım. Çok yorma kendini, tamam mı ablacığım? Tamam abla. Bir de bana bak, yalnız dolaşma. Rahmet yanında olsun, hep ağzını dışarıda bak. Ne olur dikkat et. Tamam, tamam abla. Geç kaldım zaten. Gidiyorum hadi. Hikmet, aman. Tamam. Hadi ben çıkıyorum. Kız nereye? Dur, kahve yaptın bize. Ha. Evet. İyi, dur şimdi gideyim. Sevdiğin gibi köpüklü. O ne ya? O nasıl kapı çalmak öyle kız? Ne oluyor? Çekil kız? Kenara, çekil. Tülay, çocukları tut. Ne oldu kız? Çocukları tut. Ne oldu lan çocuklar? Çekil be. Ne istiyorsunuz bizden? Kimsiniz siz? Elmasları. Ne elması? Lan kes. Getir elmasları, gidelim biz de. Ne elması ya? Bizde ne gezer elmas? Lan bana bak. Beni salak yerine koyup durma. Hadi getir elmasları. Ya bizde elmas ne gezsin? Baksana etrafına ya. Böyle bir evde ne gezer elmas? Arayın lan şu eve. Ya yavaş. Bana bak, askeri. Canımı sıkma benim. Filiz. Benim canımı sıkma lan. Tamam. Aşkım korkmayın, tamam mı? Korkma.
tarafa da bakın. Şu tarafa da bakın. İyice baktınız mı lan? Ev küçücük abi zaten. Hiçbir şey yok, eşya yok. Ya ben size dedim yok elması. Kes tahta tavayı. Bana bak. Şimdilik gidiyorum. Yine geleceğim. O elmasları nereye soktuysan vuracaksın, anlaşıldı mı lan? Yanlış gelmişsiniz, yok mu? Kes! Bana bak. Hiç çoluk çocuğa yazık olmasın. Anladın mı beni? Yürüyen lan, gidiyoruz. Yanlış gelmişler, tamam mı aşkım? Yanlış gelmişler. Tamam. Hadi korkmayın. Sarılacağız. Sarılacağız. İsmocuğum. Kuzum. Korkma, tamam mı aşkım? Korkma bebeğim. Sıkıldım ha. Nerede kaldı bunlar? Ya çocuğun içine mi doğdu nedir? Anne diye bağırdı ya. Vallahi içim parçalandı. Ah ya, ah. Ah ya, vallahi. Hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Sorma Ferda, harikayız yani. Çok şahane bir gün geçirdik. Yandı mı o çocuk, ne oldu? Şüş. Tövbe tövbe. Yok, üzüntüden dedim ben. Üzünce ne dedim pek bilmiyorum. Neyse, ben yatıyorum. Vallahi çok yorgunum ya. Ay Tülay, şey yatmadan öyle tabii zahmet olmazsa eğer... bana böyle yiyecek bir şeyler falan getirebilir misin? Vallahi sen bir yürümeye başla. Kendi ellerimle koyacağım seni kapının önüne ya. Ya koyun can derdinde, bu yine et derdinde. Bıktım ya. Yemek falan yok Ferda, yok. Tufan. Ay yatıyorlar. Bir aperatif bir şeyler en azından. Ay aç kaldım ama. Boyun posun devrilsin Tufan. Tülay'cığım. Kusura bakma, rahatsız ediyorum ama... bir çay alabilir miyim acaba? Görüyorsunuz. Tabii ki Ferda'cığım. Ne demek? Başımın üstünde yerim var. Ben sana hizmet için yaratılmışım. Ne demek ya? Hizmet benim işim. Çok teşekkür ederim. Çok kibar kadın. Ay. Bir dakika, bir dakika. Sen ayaktasın. Aa. Ay bu bir mucize. Ay yürüyorum. Sen ne ara ayaklandın ya? Yürüyorum, yürüyorum. Ay durma bak, yürüyorum. Allah'a yuf. Tülay, yürüyorum. Sahtekar kadın. Ay, sen bunca zamanda beni mi kandırdın ya? Kandırmadım, kandırmadım ya. Öyle bir şey olsa ben gider yemek yerdim. Bilmiyordum yani. Bütün gece aç kaldım ben. Defol git evimden. Hemen defol git. Tülay yapma. O kadar hukukumuz var. Yapma lütfen. Tamam. Tufan. Tülay, Tülay. Ne hukukumuz var lan? Bunca zamanda kandırdın beni. Ne diyorsun? Kandırmadım. Şey yapsak mı? Boşan ne kadar beklesemedik acaba? Evet. Ya siz avukata evrakları birlikte vermediniz mi? Verdik. Bu kadının bizimle yaşamasına ne gerek var? Yani. Eşyalarımı alayım, eşyalarımı alayım. Şimdi eşyalarını göstereceğim. Ay, ama ben bu kar takışta ne yaparım? Tufan. Defol da Tülay, yapma ne olur. Al eşyalarını. Al. Hayır.
seksi şempanzeyi bir kere daha eve alırsan... ...bu sandalyede hayatının sonuna kadar sen oturursun. Tövbe ya, valla tövbe. Zaten kendi geldi. Kandırıldım. Tamam, kandırıldım ya. Tamam, bir şeyin yok değil mi? Günlerce uyumadım, yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim ya. Abi. He. Hikmet abi ne zaman gelecekmiş? Gelecek bugün. Ne kıymetli abiniz varmış be. İki gün eve gelmedi, kıymete bindi. Abi sen de gelmezsen seni de özleriz. Vallahi abi. Çok sağ ol ya prenses. Hadi bakalım. Hadi. Hayırdır Fikri abi? Ya biraz dışarı çıkacağım. Çok sıkıldım yattı yattı ya. Baba, pide falan içmek yok ha. Söylemeyeyim yani bunu artık. Oğlum benim param var ki bira içeyim. Hem bunun kocası da artık bana bira vermese herhalde. Öbür böbreği de satıp paraya çevirecek halim de yok. Hadi eyvallah, görüşürüz. Bende para var da size yedirecek göz yok. Ben bu parayı bileğimin hakkıyla televizyonlara çıka çıka... Yok lan. Ciğerimin hakkıyla kazanıyorum. Hadi bakalım. Bir test sürüşü yapalım. Ha. Yeni hayat. Yeni ciğer. Yaşamak güzel şey lan! Bana bak Fikri, dokunmasın sana bu şimdi. Atın ölümü arpadan olsun oğlum ya. Kesene bereket Fikri. Ay, ah. Ha, sen uyumadın mı ya? Su alacaktım. İyi geceler. İyi geceler. Lan. Ben yarın ablama söylüyorum bu sene sepet işine, haberin olsun. Rahmet, ne istiyorsun abicim sana? Yalvarayım mı istiyorsun? Yalvarırım, lütfen söyleme abi. Oğlum, eninde sonunda öğrenecek abla. Neyi saklıyorsun sen? Öğrenmeyecek. Halledeceğim ben. Ne hallediyorsun ya? Gerekirse iki tane işe gireceğim. He. Halledeceğim, tamam mı? Ulan senin o parayı toplaman için ne kadar maaş alman gerekiyor biliyor musun? Biliyorum. Sen bana bir hafta daha ver. Parayı toplayamazsam söylersin abla, tamam mı? Al kaleminde. İşin olur. Bak bak bak, harekete bak. Süre istiyor bir de bak.
yapacağım ki? Salmak neymiş? Filiz'e... Ulan ablanın yırtıcısız adam olun diye mükafatı bu mu Hikmet? Bu konuda sen mi ders vereceksin bana? Öyle mi Hikmet efendi? Yürü lan ablan gidiyorum, yürü. Barış, ne olur. Yemin ederim zorunda olmasam yapmazdım, mecbur oğlum olmasın. Ne zorun vardı? Çok borcum var. Son Hikmet. Yürü gidiyoruz. Barış, ablam çok kızar, ne olur. Ablana gitmiyoruz, bana gidiyoruz, yürü. Barış. Geç. Geç öyle, geç, bir şey olmaz. Otur. Evet. Söylemeyeceksin değil mi ablama? Selin, önce bana ne olduğunu anlat. Borcum var. Onu biliyorum. Neye, kime, niye? Esra'nın evine senetle birkaç tane eşya aldım. Hayvan gibi borca girdim. Bir de rahmetin adına yaptım. Ciddi misin sen? Maalesef ciddiyim. Ah. Barış. Benim bu senet işlerini falan halletmem lazım bir şekilde. Kapatmam lazım borcu. Üzgünüm. Bende de 5 kuruş para yok. Çok zor zamanla geldin. Ne diyeyim? Hoş geldin aramıza. Of Hikmet. Bari şu geceyi falan anlatma, olur mu? Hani ne bu geceyi anlat, ne borç olayını anlat. Anlatmazsın değil mi? Söz veriyorum, toparlayacağım ben. Nasıl toparlayacağım peki Hikmet? Araba mı çalacaksın? Soruyorum sana, arabayı çaldın, ne yapacaksın sonra? Hı? Orası orası sende değil mi? Ne yapacaksın, hapislerle mi süreceksin yoksa? Ne yapacaksın? Ya ben yapamazdım zaten. Ben zannettim ki öyle, hani bir anda panikleyince yapabilirim zannettim ama... Sen gelmesen de yapamazdım ben. Anlıyorum. Barış, ne olur söyleme ablama. Lütfen söyleme, zaten kızın başında bir sürü şey var. Bir de bu eklenmesin. Nasıl söyleyeyim oğlum zaten? Ne diyeceğim kıza bu kadar derdin arasında? Ne diyeceğim? Bir şey söylemeyeceğiz tabii. Ama bir şartla. Her şeyden beni haberdar edeceksin. Beraber çözeceğiz bu işi. Tamam. Tamam. Su falan bir şey ister misin? Ne bileyim, ne içersin? Akşam kafam karıştı, anasını satayım ya. Gidiyor musunuz ya? He ya, öyle biraz yorgunum da dedim azıcık dinleneyim. Tamam, siz bilirsiniz. İyi gittim ben o zaman. Kuzum, ağladın mı sen, ne oldu? Barış'la kavga mı ettiniz yoksa? Tülay yatmış bu kadınla ya. Neyse bitti, tamam, tamamen bitti. Biz de onu konuşmayacağız artık, tamam, %100 bitti çünkü. Tamam. Tamam canım.
Tamam, konuşmayalım. Zaten senin değerini anlamadıysa kendi kaybeder. Derdine yansın şimdi. Ben bir Tufan'a bakayım, gelirim sonra, tamam mı? Tamam ya, tamam. Yemek filan yapacağım ama süre için bu arada. Çocuklar nerede? Odadalar. Abla. Zeynep annesini sor da. Ne zaman söyleyeceğiz bu çocuğa? Bilmiyorum ki kuzum. Çok küçük da. Yazık ya. Babası yok mu bu kızın? Yok herhalde. Babam benim yanıma gelip oğlum olmadığını biliyorum dediğinde ben çok şaşırdım. Adam senelerdir biliyormuş ama hiç sorun etmedi. Bağrına basmış beni. Öz oğlu gibi sevmiş yani. Oğlusun lan zaten. Hiç, bizim de kardeşimizsin. Kıymetlisin lan bu evde işte. Bu da ne istiyor ben anlamadım ha. Vallahi ben de anlamadım. Ablacığım ne olur. Ne olur bizi korkutacak bir şey yapma artık. Lütfen. Ben sizi çok üzdüm değil mi? Oğlum yapma böyle şeyler. Bizden böyle kopma ya. Bizden başka kimimiz var Hikmet? Herhalde lan. Ha abla. Biz Hikmet'le pizzacıda iş bulduk part time. Okuldan sonra oraya gideceğiz. Yarın başlıyor. Ne işi ya? Akşam vardiyasında çalışacağız. Sigortamız da olacak. Gerek yok öyle bir şey. Ben çalışıyorum zaten ya. Sizin çalışmanıza gerek yok. Olmaz öyle şey. Abla. Yani eve bir katkımız olsaydı. Onun ne katkısı ya? Katkıya falan gerek yok. En önemli şey sizin okulunuzu bitirmeniz. Oğlum Asım dolaşıyor sokaklarda hala ya. Senin zaten göze batmaman lazım. Rahmetin yanından ayrılmaman lazım senin. Sus. Şişt. Tamam oğlum ben konuşurum. Sen git. Abla. Bu Hikmet'in Esra'yı unutması için kafasını meşgul etmesi lazım. Ben de yanında olacağım bütün gün zaten. Hadi sen hadi şu işe ya. Ama ablacığım yani gece çalışıp sabah okula mı gideceksiniz? Olmaz ki öyle. Abla baktık olmuyor bırakırız ne olacak ya? Maksat bizimki Esra'yı unutsun işte. Göz kulak olacağım diyorsun ha? Ya hep yanında olacağım işte. İyi ama bak yorulursanız filan bırakacaksınız sonra. Ya bırakacağız tabii ya. İyi tamam. Nedir? Abi. Verdi lan verdi. Oh. Oh. Oğlum yalnız var ya, ablama yalan söylemek hiç içime sinmiyor. Lan bana bak, şu senetleri bir ödeyelim, bir daha delilik mellik yapma. Başlayacağım delikanlına senin ha. Ulan bir kere de demiyorsun ki, şu abimin derdi var mı, tasası var mı? Hep senin peşindeyim anasını satayım. Abi, bir derdin var mı, tasan var mı? Müjdeler anlasın. Lan iyi, gel sofrayı kıralım. Hikmet, ya hepimizi mahvettin ya. Bak gencecik çocuksun daha. Ya sana bir şey olsaydı? Tamam ya, durup durup açmayın artık şu konuyu. Bitti gitti ya. Sen maça haber ver oğlum. Maç ne oldu ya? Aa. Efsane yazdı tarihe Eli Bol. Allah Efsane Allah. Yazdı tarihe Eli Bol. Şov yaptı bunlar ya. Allah Allah. Karşı takım çok zordu ama işte bizim karşımızda da duramadı yani. Nasıl bağırdık görmedin mi Fiko? İsmi Hadi Fiko diye bağırdık değil mi? Hadi Fiko. İyi Tülay hadi biz de gidelim o zaman ha. Filiz gelsin öyle gidelim ya şimdi bırakmayalım. Ya rahmet burada canım ne olacak gidelim biz. Ben biraz yorgunum dinleneyim hem ya. Tamam. Yalnız ben İsmo Bey'i öpmeden gidemem. Allah Allah. İsmo Bey'den bir öpücük alırım. Ay kurban olurum. Oh.
Zeynep Hanım, sizden de bir gıdık alabilir miyim? Hı? Oh! Annem ne zaman gelecek Tülay abla? Bilmem kuzum. Ya sen bu oyuncağını çok mu seviyorsun ha? Bunun adı ne? Bunu bana annem verdi. Ya ne koyalım bunun ismini ha? Çocuklar siz söyleyin. Tontik olabilir. Tontik ne ya? Örümcek adam olsun ya. Yok, balta koyalım, balta. Zeynep'ciğim ha? Aşkım olsun mu bunun adı? Minnoş. Hah, Minnoş Elibol. O zaman Zeynep Hanım Minnoş Elibol'la oynasın, rahmet abisine emanet, tamam? Tamam. Haydi, biz kaçtık. Hadi, hadi Kiraz, dersine yardım et Fikret'in. Hadi içeri. Hadi herkes odaya, hadi. Siz de içeri, hadi bakayım. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Sen? Otur, oturdun yanında. Hadi, görüşürüz. İsmucuğum, usludur, tamam mı? Üzme Tülay abla. Tamam. Zeynep'ciğim, sen de, tamam? Hadi bakalım. Zeynep'ciğim, bak teyzen işe gidip gelecek, tamam mı? Sakın merak etme, korkma, olur mu? Tamam. Ben belki öğlen yemeğinde seni görmeye de gelirim. Tamam mı benim? Hadi. Teyzeciğim. Hadi geçin içeri, hadi. Hadi bakalım. Hadi geçin bakayım. Haydi. Hayırlı işler sana da kuzum. Sağ ol kuzum. Görüşürüz. Görüşürüz. Uçtu son lokmamızda. Aç ağzını bakayım. Hmm, aferin benim aşkıma, aferin. Aşkım. Zeynep'ciğim hadi sen de. Hadi. Hadi bir lokma ye, hadi. Yemeyeceğim. Kuzum aç değil misin ya? Ha? Yoksa bunu mu sevmedin? Hemen başka bir şey pişireyim sana. İstemem. Neden ama? Annem gelmeden yemem. Kuzum ama bak böyle aç kalacaksın, hasta olacaksın, büyüyemeyeceksin. Annen senin bu hallerini görse çok üzülür. Annem gelsin o zaman. Zeynep'ciğim kaçma bizden. Hadi bak İsmo çok üzülüyor. Hadi gel. Zeynep gel. Duydun mu? Hadi gel. Hadi yapamıyor sensiz. Gel ne olursun kuzum. Hadi gel. Tamam, tamam. Yem. Allah Allah ya. Ne yapacakmış babam İsmet'i ya? Ay vallahi anlamadım ki. Aldı götürdü çocuğu öyle. E Zeynep'i niye burada bırakmış? Ya ne işler peşinde yine bu adam ya? Sabahtan beri ağzına lokma sürmedi. Annem diye tutturdu, ne yapacağız? Ah canım ya. Vallahi ne dediysem olmadı yani. Biz artık söylesek mi? Nasıl söyleyeceğiz Tülay? Küçücük çocuk kötü olur. Ama mecburuz kuzum. Bak ben de buradayım, söyleyelim artık. Zeynep'ciğim, bizim seninle bir şey konuşmamız lazım. Annem ne zaman gelecek teyze? Annen, annen cennete gitti kuzum. Yani gelemeyecek yanımıza. Ama hep seni izleyecek, hep yanında olacak. Buraya ne zaman gelecek? Zeynep'ciğim, annen hep cennette kalacak. Hep melek olacak. Buraya gelemeyecek kuzum. Thank you.
Ama Zeynepciğim, bak biz hep yanında olacağız. Değil mi? Dayıların, İsmo, Kiraz. Bizde kalacaksın, yalnız kalmayacaksın, tamam mı? Zeynepciğim, gidelim mi evimize? Teyzesi Zeynep bu gece bizimle kalsın, olur mu? Olur tabii. Burada mı kalmak istersin Zeynepciğim? Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Tufan, bak aklıma ne geldi. Acaba diyorum ki Şükran öldü desek, seni de şahit diye yazdırsak kurtulur muyum acaba ben o zaman Şükran'la? Ya abicim, kadının ölüsü nerede deseler ne yapacağım? Ha, ha? Yok, yok. Getirme ya şöyle şeyler aklına. Ha, bak aklıma ne geldi. İhbar edelim. Arabamı çaldı diye ihbar edelim. Hem polis o zaman onu yakalar. Ya bir de senin araban yok ki. Doğru lan, benim arabam yok. Ama senin araba var. Senin arabayı çaldı diye ihbar ederiz. Ya abicim, sen bunları düşüneceğine şu adamın söylediğini yapsana. Ay. He? Ya al çocukları, yazdır şahitliklerini. Anamız eve gelmiyor desinler. E tamam, zaten doğru da. Peki o zaman boşar hakim. Ha. Doğru lan. Bak bak. Ya. Doğru söylüyor. Duydun mu? Duydum. Ha bak. Sen söyleyince mantıklı geldi ama o demin o lavuk söyleyince hiç mantıklı gelmemişti. Doğru. O zaman ne yapacağız? Gideceğiz çocuklarla konuşalım. İyi. Tamam. Ha, ne oluyor ya? Bir dakika. Yeri var, yeri var. Lan ne yeri var? Şeker o ya. Allah Allah. Aldığı nefes zarar bir herifin ya. Vallahi. Diyorsun yani ha? Anam eve gelmiyor desen yeter mahkemede, tamam mı? Şimdi benimle beraber tekrar et. Anam eve gelmiyor. Şeker. Ha, şeker, şeker. Tamam, fazla yeme. Ver bunu. Ha, tamam, sen tamamsın. Şimdi bir boy büyüklere geçelim. Şişt, Fiko, neredesiniz oğlum? Gelin, gelin. Sizinle bir şey konuşacağım, gelin. Gel, gel, gel. Şöyle oturun karşıma bakayım. Da 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 da. Bakın size ne getirdi babanız. Kesme şeker. Nesini beğenmedin kız? Faydasız. Ye işte. Ananızdan size hiçbir fayda yok. Ne varsa işte bu babanızda var. Artık o eve de dönmez. Gelmesin zaten bu. Ben istemiyorum. Bak kız, abin ne diyor? Kardeşim o benim babam. Neyse ya. Çocuklar, ben düşündüm, taşındım. Dedim ki şu kadını bir boşayım da görsün gününü. Kurtulalım şu kadından ya. Baba. Ben annemden kurtulma falan istemiyorum. Hem nereden biliyorsun? Belki geri dönecek. Boşama annem falan ya. Dur kız, dur. Daha lafım bitmedi kız. Kız. Ya bu neydi ya? Bu kısmet. Kiraz baba. Kiraz. Ben niye size uygun bir isim koymadım ki buna ya? Bilmem baba. O az şeker yedi de ondan öyle oluyor. Ya Kiraz, gel kızım, bitmedi. Gel otur ya. Boşa baba. Ben kabul ediyorum. Allah'ım, aferin lan, en sevdiğim oğlumsun. Al bir şeker daha. Bak, şimdi ne yap biliyor musun?
Git odaya. Bir tane kağıda anam bizi terk etti. Başka bir adamla kaçtı. Eve de gelmiyor diye yazacaksın. Atacaksın imzanı altına. Hadi bakalım koçum. Hadi koçum. Hadi. Hadi. Şşş. Bozuyor oğlum. Yok bozuyor. Bu ne oldu? Sepete şey atıyor. Ne gerek var babaya gerçekten? Ne demek ne gerek var ya? Evli olan benim. Sen he diyor musun onu söyle bana. Yani. Deme abla ya. Annemiz o bizim. Ablacığım. Hayırdır? Ne olmuş annemize? Yine mi ortaya çıktı? Yok. Ne oldu gömleğine ya? Niye yırtık bu? Ha. Ya bu rafa takıldı bu ya. Tepsiyle geçiyordum tam. Köşede şey var bizim. Ya bu pizzacı için ne gereksiz iş ya? Hani okula gidip gelin ne güzel. Okulunuza dikkat kesin. Ne oluyor bu böyle ya? Ne gerek vardı şimdi? Bak suratınıza bak. Betiniz benziniz atmış. Ölüyorsunuz yorgunluktan. Abla olmaz öyle. Patrona falan hep söz verdik. Şimdi sorun olur orada. Aynen. Ne bu annem meselesi ya? Siz ne konuşuyordunuz? Babam annemden boşanmak istiyormuş da onu konuşuyorduk işte. Aa! Niye ya? Ne oldu şimdi durup dururken? Ben biliyorum niye olduğunu. Ben bilmesen şaşardım zaten. O gudubet kız söyledi sana değil mi? Hmm, o söyledi. Ne abi ne oluyor? Elibollar, babanız Fikri Elibol, Şeyma Hanım'a evlenme teklif etmiş. Aa! Ne yapsın ya? Niye bu kadar şaşırıyorsunuz? Ben Şeyma Hanım'la evleneceğim ya. O çok iyi biri. Anneniz gibi faydasız değil. Doğru. Doğru. Nasıl yani? Şimdi he diyor musun? Yani baba tabii yani sen koca adamsın istiyorsan. Aa, yani olmaz da değil tabii şimdi. Yani Şeyma teyze iyi kadındır. Severim ben Şeyma teyze. Ben de. Ya tamam da şimdi annemden mi vazgeçeceğiz biz? Ablacığım vazgeçmek olur mu yani? Annemiz sonuçta annemiz bizim. Yani annemle babam boşanınca bir şey değişmeyecek ki bizim için. Ortalıkta olmayan annemiz mi? Ya tamam da şimdi babam ondan boşanırsa buraya bir daha hiç gelmez o. Evliyken hep geliyordu zaten. Ya iftira attılar bana işte yani. Ya güya adamı ben vurmuşum. Olabilir mi öyle bir şey ya? Adamın cezasını kendim kesmişim. Te Allah'ım. Kim yapar ki böyle bir şey? Ya ne bileyim Filiz. Her şey aklıma biri geliyor da dur bakalım. Ne olacak şimdi? Ben bu akşam gidiyorum. Vedalaşmaya geldim. Aa, öyle mi? Amir yolluyor beni apar topar bu tayin yerine. Bir süre buralarda görünme dedi. Yıpranma falan dedi işte. Ya şimdi gerçi o soruşturma açılacak hemen aklanacağım. Geri geleceğim de aklım sizde kalıyor ya. Bu çete mete, Asım. Yok canım aklım bizde kalmasın. Biz hallederiz bir şekilde. Yani senin başında daha büyük bir bela var şu an. İnşallah aklanırsın. Cemil çok sağ ol her şey için. Yani yaptıkların için. Çok fedakarlık ettin. Hakkını helal et. Helal olsun. Hoşça kal. Ya tamam canım böyle temelli vedalaşmıyoruz. Geleceğim geri. Bırakmıyorum sizi çocuklar merak etmeyin ya. Çünkü Cemil. Çocuklar hadi yemeğe. Hadi koşun koşun koşun. İsmucum gel. Ya ben diyorum ki beyaz bir elbise giyin. Gelinlik mi öyle ya? Tülay olmaz öyle gelinlik giy ya.
Ya Tülay abla ne olur gelinlik ki ya. Ay yok kız, ne gerek var ya? 3 gün sonrasını almış nikah tarihini. Vallahi beni bir heyecan bastı. Ama ben de çok heyecanlıyım vallahi ya. Bir de diyor ki, hani sen benim nikah şahidim olacaksın ya. Barış da onunki olsun diyor. Olur. Bence de olur. Hem böyle buzları da eritirsiniz. Ama bakışmak yok. Herkes yemeğine. Şey abla, Cemil niye gelmiş ya? Ne diyor? Aa, Cemil geri mi geldi? Gitmemiş miydi o ya? Geldi bugün kapıda. Hortladı. Çinçi Cemil. Ne diyor? Bu işte aklanmış ya. Susamışlar diye bunu kapının önünde adam vuruldu diye. Aklanmış onu, onu söyle. Ay aklansın, taklansın. Yeter ki mahalleye geri dönmesin ya. Döndü vallahi burada artık. Çinçi Cemil. Ne? Geldi seninki. Ya siz 2 saattir neden Cemil, Cemil, Cemil diyorsunuz? Kim bu Cemil? Komşumuz olur kendisi. Ha, Çinçi Cemil. Çinçi Cemil. Ya Tülay'dan coşturma şunları ya. Ay ne coşturacağım ya? Hem benim nişanlıma yemek yapmam lazım. Ha. Ay hadi bakalım. Hoşça kalın. Ayşe'cim annem merak etmesin seni. Rahmet abim bıraksın mı? Abla ben bırakayım mı? Ha bırak. Abi ondan değil ya, sen yorulma diye diyorum ben. Ha bırak işte. Tamam, kimsenin bırakmasına gerek yok. Ben kendim kalka giderim. Tabii ki gidersin aşkım. Ya sen tabii gidersin Ayşe, kendin de. Ben de çıkacağım zaten, hep beraber yürürüz. Hadi. Görüşürüz Ayşe. Ayşe'cim tekrar gel. Bana bak, şunun annesiyle tanışayım. Tamam tamam. Ben şimdi gidiyorum. Kadına röntgeni çekiyorum içinden. Böyle nasıl iyi bir kadın mı, kötü bir kadın mı hemen anlıyorum. Çünkü eğer kötü bir kadınsa benim altın kalpli ablam ona da kol kanat yerler değil mi? Tabii. Gerizekalı. Olamam. Ya ne altını be? Elmas, elmas. Ay elmasları hurlanıyorum. Doğru doğru. Elması kapatıyoruz. Hadi. Ha bana bak. Hızlı gidin, gelin de Hikmet'i arayalım hep benim. Tamam tamam, biz gelmeden aramayın. Tamam tamam. İyi hadi. Birazdan Hikmet'i arayacağız. Konuşmak istersen uğra sen de. Bu ne ya? İnsan bir cevap atar. Ay! Açtık. Ay. Ay. İçti mi sen yine? Üf, başlama dırdıra hemen ya. Ya senin karaciğerini değiştirdiler ya. Karaciğerin yenilendi senin ya. İçemezsin sen bu şekilde. İşte sen kendi ağzından söylüyorsun ya. Benim yepyeni mis gibi karaciğerim var. Asıl şimdi içebilirim. Hiçbir şey olmaz. Taş gibi karaciğerim o ya. Ay. Ameliyatta herhalde.
Hadi, hadi çıkın artık. Geç kalacaksınız, hadi. Üf ya, sabah sabah amma tantana yaptınız ha. Ay, anam, anam, anam. Ay, benim karnım ağrıyor ya. Uf. Alo, alo, saksı mıyım ben? İlgilenin ya, benim karnım ağrıyor. Vallahi ikinci karaciğerle içeceksen işte olan bu. Ne alakası var ya? Sanki alkol bütün kötülüklerin anası. Ne alakası yok öyle? Bu ikinci ciğerin ha baba. Üçüncüsü olmayacak yani bunun, ona göre. Oğlum amma tantana yaptınız be. Hadi gidin bir tane sahanda yumurta yapın, sonra taze çay demleyeyim. Ben ondan bir bardak içeyim, bir şişeyim kalmaz benim. Hadi, hadi mini baba. Hadi bizim işimiz var. Herkes okuluna işine gidiyor. Tamam. Abla ya. Babam iyi gözükmüyor. Ablacığım merak etme. Böyle böyle içmemeyi öğrenecek işte. Tamam mı? Merak etme. Hadi kusur. Of, of, of. Baba. Bak biliyorum annem geldi gitti, dengeni bozdu senin. Ama ne iyiydin bak ondan önce, içmiyordun. Ha? Yine öyle devam etsen olmaz mı? Ya sen ne kadar çok konuşuyorsun sabah sabah ya. Keşke Şeyma Hanımcığım olsaydı, bana ne güzel kahvaltı hazırlardı sonra. Benime masaj da yapardı belki. Ne yaptın? Kadını tek başına bıraktın. Kalbini kırdın. Ha bu. Ağla şimdi. Sen ne tırtırcısın ya? Sabah sabah var ya, içimi şişirdin. Davul gibi oldum. Hadi ya, sen geç kalmıyor muydun? Hadi kalk git. Hadi, hadi git. İlaçlarını almayı unutma. Hadi çık, çık, çık. Tamam, hadi çık, çık, çık. Öf. Çık. Hadi. Ah. Oy, bu ne ya? Ben buna hiç eğitim verememişim. Oh. Ya baba, oğlum. Ben de görmek istiyorum ya Barış abi. Ya Fiko tamam da şu an gidemezsin yani. Gidersin de şimdi olmaz. Şu an olmaz. Ya ama bu haksızlık. Ay. Baba, iyi misin? İyi değilim ben. Kısmet hiç iyi değilim ben. Kiraz baba. Her neyse. Ağrım var, sancım var, başımda müjde belası var. Hiç iyi değilim ben, hiç. Bu müjde rahmet abimin sevgilisi olan değil mi? Onlar çoktan ayrıldı oğlum. Senin de dünyadan haberin yok ya. Rahmet kurtuldu. Yakında ben de kurtulurum inşallah. Ya tamam da senin müjdeyle ne alakan var ki? Ya sen neden uğraşıyorsun o kızla? Kızım onun yüzünden Şeyma Hanım beni eve almıyor ya. Şeyma teyze. Çocuklar, ben ne yapabilirim ya ondan kurtulmak için? Hadi bana bir akıl verin. Ha? Bit mi bulaştırsam acaba ona? Senin kafada bit vardır, saçın uzun senin. Bence kesin vardır kısmet. Of baba ya, of. Sen de var. Ya yok baba, benim saçımda bit falan ya. Şurada var bir şey oğlum. Bende bit var mı? O kafada bit nefes alamaz oğlum, rahat ol. Tüh size be, faydası çocuklar. Ulan ne ağrımı geçiriyorsunuz, ne içki veriyorsunuz, ne bit bulaştırıyorsunuz. Siz bu evde ne işe yararsınız ya? Ay. 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 Ay ay ay. 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 Sen niye ayaklandın ya? Ne oldu? Bir şey oldu değil mi? Aa, bir şey oldu. Ne oldu? Buyurun. Nedir? Ablam nerede? Fiko'yu almaya gitti. Nereden? Karakoldan. Karakoldan mı? Oğlum otur otur. Otur anlatacağız. Uzun mevzu. Ne? Fiko Cemil'i bayıltmış. Ne? Lan nasıl bayıltmış ya? Ya oğlum bu neydi artık, Ayşe miydi? Pıcırık kız var ya işte. Onunla bu plan yapmışlar. İşte biz bu Cemil'i ortadan kaldıralım da ablam rahat etsin diye. Allah'ım. Vallahi gül. Az daha nalları dikiyormuş adam yani. O zaman daha çok gülerdik. Abi nasıl iş o ya? Sinsi Cemil işte. Geç. Geç odana.
Hadi geç odana. Odandan çıktığını görmeyeceğim, duydun mu? Hoş geldiniz kuzum, ne yaptınız? Eyvallah, ne yapalım, ben babandan haber. Otur, bir anlatırım. Ha, Kirazcığım, mini bolları al. Hadi gelin odaya götür. Siz gelin bakalım. Hadi biraz oynayın. Yemek vakti gelince size haber ederiz. Babamla konuştum, vazgeçmiyor. Yani evi ancak benden satın alabilirsin dedi. Ama merak etme bak, ben çözeceğim, tamam mı? Bir şekilde halledeceğim. Ben bu pisliğe bulaştırdım sizi, ben temizleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Ben halledeceğim onu. Düşünüyorum şu anda ne yapacağım ama halledeceğim, merak etme. Barış, yani 5 kuruşun yok cebinde. Ne yapacaksın? Yeniden... Ya biri bana ne olduğunu anlatabilir mi ya? Ne oluyor, ne bu? Benim babama borcum vardı. Tamam mı? Borçlara karşılık bana işte bu senet imzalattı. Şimdi senetleri ödemeyince benim evde bu evde aciz geliyor. El koydu yani. Hasiktir ya. Ay ben öyle baban... Şşt, Tufan. Ya işte yani ne bileyim öyle babam olur ya. Bak ya. Böyle olmayacak ya, tamam. Ben merak etme abi, siz bir çok daraldınız farkındayım ben ama ben halledeceğim. Hemen şimdi yarın izin alıyorum hastaneden, hallediyorum hepsini. Ya. Siz hiç merak etmeyin. Barış'ım bir saniye sakin olur musun ya? Biz aylar önce zaten evsiz kalacaktık sen bize yardım etmesen. Ne öyle Barış ya? Sen bizi evimizden kurtardığın zaman iyi insandın da... ...şimdi ev elimizden gelince mi kötü insansın yani? Bizde olmaz öyle şey. Hiç. Ya otur 2 dakika gel. Biz halledeceğiz bununla değil mi hep birlikte? Aynen ya, Filiz doğru söylüyor. Kaç tane adamız oğlum burada. Bir şekilde bulacağız bir şey yani. Sokakta kalacak haliniz yok. Ben bir şey daha girerim. Rahmet de öyle yapar değil mi? Tabii canım. Sadece bizim mini bolları söylemeyelim. Onların şimdi can sıkılmasın. Yok canım, söylemeyiz. Hem ben yarın sabahtan kiralık ev bakmaya çıkarım mahalleye. Sen hiç merak etme Barış ya. Ha aynen. Ben de bir kahveyi mavi sorar soruştururum. Bulunur yani. Abi siz nasıl insanlarsınız böyle ya? Ha? Yani bu duruma sizi getiren benim, beni bile teselli ediyorsunuz. Ya siz onu bunu bırakın da, bu bizim bıçırıklar nasıl alt etmiş Cemil'i ya? Bunları üst üste koysan Cemil'in boyu etmiyor zaten yani. Vallahi ya. Bu dev gibi adamı 2.80 bayılmış yani. Gülbin'le Allah aşkına sessiz gülme, duyacak. Bak şımaracak, duy Allah aşkına. Ay nasıl güleyim, biriz komik ama. Ay duyacak, şımaracak şimdi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Zaten kuruldu Cemil oldu. Durdu durdu patladı şimdi. Ne geçeyim, ilk günden kurup sayılmaz ki hiç. Dünya. Şş, neyse neyse, hadi gidelim biz. Görüşürüz, ben de kalkayım. Ya otursan sen yemek yeriz. Dur ben geçeyim. Gelme gelme, gittik biz hadi. Hadi görüşürüz. Abla. Ha canım. Fiko oturmayacak mı masaya? Hayır ablacığım, cezalı. Ya. Al hadi, misafirsin sen al. Salak bu ya. Bana bak. Sen de büyüyünce yaramazlık yapmıyorsun, tamam mı? Ha bak, gördün halini. Tamam. Ha. Al dökme dayı. İçeride yesem olmaz mı abla? Hayır, yemeyeceksin. Burada yiyeceksin. Bundan sonra yasak. Tamam mı? Park yasak, top yasak. Evi bırak, odadan çıkman yasak senin şu andan itibaren. Duydun mu? Otur dökmeden ye. Abla. Ayşe'den haber var mı? Ne Ayşe'si ya? Ayşe adı duymayacağım bundan sonra bu evde. O kim ya?
Ayşe, ne oldu? Gel. Anne. Gel buraya, gel, gel, gel. Ayşe. Ne oldu annene? Annem beni evden attı. Ama durumun aldı, bir daha eve gelemezsin dedi. Ah kuzum benim. Hadi gel içeri, gel. Gel çıkar ayakkabını, gel. Ayşe. Oo. Ne oldu ya? Ben de bilemedim nereye gitsem. Buraları da bilmiyorum. Size geldim ya. Gündüz olsa parka giderdim. Tamam, biz seni götürürüz annene, tamam mı? Konuşurum da ben. Ben bırakırım ya. Ben biliyorum evi zaten. Geçen Fiko'yla bıraktık ya seni. Orası benim gerçek evim değil. Yalan söyledim. Annemi görün istemedim. Tamam, hadi bir sakinleşelim. Bak bana. Tamam. Aç mısın? Değilim. Hadi geç sen, geç. Geç bakayım, hadi. Uyumam ben. Allah, oturabilir mi? Cemil'i bayılttılar ya işte. Ayşe'cim, birazdan çıkarız, tamam mı? Şimdi Ender Hanım'a yarısını söyleyerek yüzüğü al. Ben daha sonra senden satın alacağım. Merak etme, konuşacağım ben annenle. Abla. Hı. Bu akşam burada kalsa. Kızım, olur mu öyle ama ya? Nerede kalacak? Yerimiz yok ki. Annesi atmış evden. Lütfen. Çocuk atılır mı canım evden? Ben konuşurum annesiyle. Merak etme sen, tamam. Hadi Ayşe'cim, çıkalım kuzum. Ben de seninle çıkayım, oradan eve geçerim. Hadi. Tamam, görüşürüz. Alsana. Ha, otur ağla bir de. Annem evden attı diyor. Biz geri yolluyoruz kızı. Sen karışma Fiko'cum. Tamam mı? Ablam gidiyor zaten şimdi. Seni ilgilendirmez. Burası mı? Aman. Biz Ayşe'yi bırakmaya gelmiştik de bize gelmişti. Niye getiriyorsunuz ki?
Ben istemiyorum ki bunu. Hanımefendi ne yapalım? Sokakta mı kalsın çocuk? Ya nerede kalırsa kalsın. Bana ne? Benim derdim değil ki ya. Ben istemiyorum ki bunu ya. Ben gittim. Yalnız hanımefendi farkında mısınız bilmiyorum, eğer bu bir suç sayılıyor. Yani dışarıda başına bir şey gelirse sorumlu sizsiniz. Hadi ya. Allah Allah. Sana ne? Ha? Sana ne ya? Sana ne? Sana ne oluyor? Olur. Ben şimdi onu alırım. Tamam mı? Götürürüm, bir güzel yatırırım. Ondan sonra sabah olur karakola bırakırım ben bunu. Ondan sonra artık yuvaya mı götürüyorlar, nereye götürüyorlarsa götürsünler. Benim derdim değil. Bir bana ne, bana ne? Ben ne yapayım yani ben? Yürü kız. Gir içeri hadi. Hadi. Ayşe dur. Dur sen bize kal. Ne? Bize kal kuzum. Ayşe bugünlük bize kalsın. Siz de yarın kendinize gelince, ayılınca gelir alırsınız, olur mu? Eyvallah. Hadi pazar olun. Haydi. Ayakta durun. Bu ne ya? Boş ver, boş ver. Hadi gidelim. Hadi kusur. Fiko. Hadi oğlum yat artık ya. Ablam gelecek, patlayacak gene sen ha şimdi. Zaten mimlisin şu an. Ya abi ben her şeyi merak ediyorum ya. Yatamam ki. Hah geldiler. Anlat şimdi ablam. Hadi gel bakalım. Ayşe. Bu ne? Bu gece sizde kalıyorum. Oley be. Hayda. Hadi gel bakalım kuzum. Sen benim yatağımda yat, ben Hikmet abim, tamam mı? Hikmet kim? Aa Kiraz sen yatmadın mı? Hadi pijama ver ona. Hikmet bizim erkek kardeşimiz. Rahmet'in bir küçüğü. Peki nerede? O Ankara'da, yatılı okulda. O da mı sizi kızdırdı? O yüzden mi gönderdiniz? Yani. Ama aslında biz onun iyiliği için gönderdik yani. Sadece biz kızdık diye değil. Hadi geç. Filiz abla. İyi geceler. İyi geceler. Tamam bana müsaade. Hadi iyi geceler. Geçemiyorum. Ha yatarsın şimdi değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.